Gün bugünden merhaba değerli dostlar, sevgili seyirciler, bir programımıza daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlar, hepinizin hatırlayacağı bir dörtlüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bugünkü konuğum adeta bu dörtlüğün bir yansıması, bir aynası. Sıza sıza göl olur, akar akar yol olur, yaradan dileyince az çoklardan bol olur. Şimdi ne hayatlar var dünyada? Türkiye'deyken başarıdan başarıya koşmuş, yüzlerce insanla ilgilenmiş, öğrenciyle ilgilenmiş, onları yetiştirme gayreti içerisinde olmuş, büyük umutlar beslemiş ve zamanı gelince, günü gelince umutları adeta yerle bir olmuş, dalları budakları kırılmış, yaprakları koparılmış. Fakat içindeki o enerji asla onun ümidini yerle bir etmemiş. Bilakis ümidini kamçılamış. Hani bir söz var, eğer öldürmeyen bir yara varsa o seni güçlendirir. İşte bir kısım yaralar almış insanlar, elhamdülillah öldürmemiş onların ümitlerini ve umutlarını, bilakis güçlendirmiş. İşte bugün, gün bugün de böyle bir insanı konuk edeceğiz. Türkiye'de resim öğretmeni, daha sonra göçe yine maruz kalmış, hicret etmiş, yeni gittiği yerde acaba ben ne yapabilirim? Evet, göç ettim, hicret ettim, başka bir dünyaya gittim. Fakat burada boş duracak halim yok. Bir şeyler yapmam lazım. Hem Türkiye'deki insanların sesini duyurmak, hem yeni bir nefes, yeni bir soluk olmak için birileriyle beraber ortaklık yapmam lazım. Bir ekip kurmam lazım ve bir enerji ortaya koymam lazım. Yeniden elektrik üretimine başlamam lazım demiş ve büyük bir enerjiyle ressamın aynası ortaya çıkmış. Empati grubu ortaya çıkmış ve etrafında halelenen, etrafında kümelenen resim öğretmenleri, ressamlar bu konuda gayretli insanlarla yeni bir yol çizmişler ve bugün bize çizdikleri bu yolun hikayesini anlatacaklar. Hatice Dönmez hocamız gün bugünün konuğu olacak. Hatice hocam hoş geldiniz gün bugüne. Hoş bulduk Kemal abi. Öncelikle bu güzel düşünceleriniz, öndenki konuşmanız inşallah ona layık olabiliyoruzdur. Acaba dedim bu kadar söze, bu kadar güzel şeylere layık mıyım gerçekten? Allah ebeden razı olsun inşallah. Söylediklerinizin hepsi, inşallah söylediklerinizin hepsi dua hükmünde olsun abi. Öyle diyelim. Hoş bulduk abi. İnşallah. Gönlünüzün aynasıdır bu sözler. Gönlünüzde ne varsa Cenab-ı Hak benim dilimi onu düşürdü. Belki Türkiye'de başlayan, belki bulunduğunuz yerde yerel başlayan büyük bir hareketin, büyük bir aksiyonun çekirdeği şimdi işte dal budak salmaya başladı. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar dahil oldular ve bir sevgi hareketi başladı. Bir ses, bir soluk olmaya başladı. Bunu hepimiz görüyoruz. Twitter'dan, sosyal medyadan, Instagram'dan takip edenler de görüyor. Sizi takdirle hayırla yad ediyorlar. Meyvelerini konuşacağız ama başlangıcına dönelim. Hatice Dönmez Hoca Türkiye'de ne iş yapıyordu? Ne işlerle meşguldü? Öğretmenliğini nasıl yapıyordu? Mesai arkadaşları ile ilişkileri nasıldı? Velilerle ilişkileri nasıldı? Ve göçe neden zorlandı? Beklentileri var mı? Bir mağduriyet yaşıyor mu? Hissediyor mu? Böyle bir Türkiye hayatınızdan bize bahisler açarsanız seviniriz hocam. Ben Hatice Dönmez Kemal abi. Türkiye'de 13 yıl kadar resim öğretmenliği yaptım. Şimdi açıkçası Türkiye'deki hikayemden bahseder miyim diye düşünürken siz böyle anlatınca hemen aklıma şeyler geldi. Evet, Türkiye'de çok çok böyle öğretmenliği seven bir öğretmendim. Resim öğretmenliği seven bir öğretmendim. Hep söylerim, mesleğime aşığım. Mesleğimi çok seven bir öğretmendim. Zaten Almanya'ya göç ettikten sonraki en çok aradığım ve özlediğim şey öğrencilerim oldu. Arabayla giderdim okula. Abartmıyorum, belki 20-25 tane öğrenci paşa paşa yanıma gelir sarılırlardı. Ben de onlara sarılırdım. Çok severdim öğrencilerimi. Milli eğitimde öğretmendim. Bu arada belki milli eğitimdeki öğretmenler nasıl tabir etsem biraz daha böyle geri durmayı tercih ederler ama benim tarzım o değildi. Çok seviyordum ama nasip buralardaymış abi. Evliyim. 2 tane kızım var. Eşim benden önce, eşim benden önce Almanya'ya geldi. Ben de eş birleşimiyle daha sonra kızlarımı da alıp buraya geldim. Yerleştik.
Yaklaşık bir yıl, 2 ay falan oldu geleli işte. Tabii geldikten sonra açıkçası sanatın bu kadar kıymetli olduğunu, önemli olduğunu daha iyi anladım yani buraya geldikten sonra. Evet, Türkiye'de de önemseniyor ama Avrupa'da daha önemseniyormuş. Bunu daha iyi anladık yaşadıkça. Sonra gelince işte bir ablamız dedi ki, hocam dedi, beraber dedi resimlerle aslında biz sesimize ses olsak falan. Ben tabii ki dedim, zaten böyle bir şey arzuluyorum. Öyle yola başladık abi. Ama Oraya gelmeden Türkiye'de bir 15 Temmuz hadisesi oldu. Ondan önce yaptığınız öğretmenlik ilişkiler, veli öğrenci yönetici ilişkileriyle sonrasında yaptıysanız bir değişiklik oldu mu? Bir baskı gördünüz mü? Kendinizi huzursuz, rahatsız hissettiniz mi? Ah yeter artık Türkiye, yani daraldım Türkiye'den, kendimi bir an önce daha hür düşünebileceğim yere atmalıyım mı dediniz? Ve arkada bıraktıklarınızla hüzünleniyor musunuz, acıyor musunuz, kederleniyor musunuz? Yani nasıl duygular yaşıyorsunuz? şöyle Kemal abi, ben eşimle birlikte aynı okuldaydım. O matematik öğretmeni, ben resim öğretmeni. Biz 4 yıl aynı okulda çalıştıktan sonra 15 Temmuz oldu maalesef. Eşim ihraç oldu, ben olmadım, okulda kaldım. Ama asıl baskıyı, psikolojik baskıyı eşim gittikten sonra ben açıkçası yemiş oldum. İdarem, arkadaşlarım çok böyle bir şey demiyor olsalar da bunu çok iyi hissediyordum. O yüzden gelmeme yakın bir yıl kala ben tayin istedim, o okulda duramadım. O psikolojik baskı, oradaki ortam beni biraz yani yıpratmıştı. Yapılan şeyler, normalde başarı belgesi verilir, bir şey yapılır. Bunlar hep engellendi. Hocam aslında sana şu an başarı belgesi vermem gerekiyor ama eşimden dolayı veremiyorum cümlesini kullandı mesela müdür. Ama yine de ümit vardım. Diyordum hani olsun, yani düzelecek, geçecek. Ta ki gelene kadar ben geçer diye düşünüyordum ama Yani maalesef öğretmenler öyle odasında olmadı. çay içip kahve yudumlayıp keyifle sohbet ettiğiniz insanlarla bir süre sonra böyle kaçamak kaçamak bakışlarla ya da huzursuz bir ortamda beraber oldunuz. Bu çok acı verici bir şey. Kesinlikle doğru. Yani öyle oldu kısmen, ama yani tamamen oldu diyemem ama kısmen Yani oldu. Güçlü durmaya öğrencilerden çalıştım. herhangi bir şey oldu mu ya da velilerden, öğrencilerden? Yok, onlardan öyle bir şey yaşadım dersem haklarını yemiş olurum. Onlar Öğrencilerimden öyle bir daha şey vefalı. yaşamadım. Evet, onlar daha Onlardan öyle bir vefalılar. şey yaşamadım. Öğretmenler Hatta 24 kısmı kıymetlidir. öğretmenler gününde belki 40'a yakın bana mesaj gönderen öğrencilerim oldu, öğretmenler gününü tebrik eden. Onlar vefalılar ya. Onlar çocuk ruhunu taşıyorlar. Her ne olursa olsun o çocuk ruhuyla sizi seviyorlar, bırakmıyorlar. Siz yeter ki onları sevin. Evet, yani sizin yüreğinizdeki gerçek sevgiyi, şefkati onlar en iyi hissedenler. Yetişkinler biraz daha politik düşünüyorlar. Onun tesiri. Peki, yani Türkiye'ye küs müsünüz? Ayrıldığınız için böyle bir dargınlığınız var mı? Kemal abi, ben herkesten biraz farklı düşünüyorum. Çünkü ben gelirken çok ağlayarak geldim. Komşularımı çok seviyordum. Komşularım ağladı, ben ağladım. Kimisi benim buraya geleceğimi bilmiyordu. Biraz böyle saklı gizli geldim açıkçası. Ama gurbeti iliklerine kadar yaşadım mı dersen, çok ağladım ve çok yaşadım. Çok özledim. Acaba geri döner miyiz? Acaba düzelir mi dedim ama olmadı. Ama hep şununla teselli buldum. Benim yaşadıklarım çok şey değildi. Elhamdülillah geldim. Hani ailemle, yuvamla birlikteyim. Abim içeride, yengemi düşünüyorum mesela. Ya da içerideki olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımızı düşününce hemen bu hissiyatımdan kurtulup kendimi toparlayıp, ne yapıyorsun sen Hatice? Elbette burada da bir hayatın, düzenin olacak. Bunları düşünme deyip kendimi ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Bu psikolojimi Kemal abi hemen farklı bir şekilde enerjiye dönüştürmeye çalışıyorum. Resim yapıyorum. Ne bileyim, hani böyle ben bu enerjiyle eğer resim yaparak bunu atlatabiliyorsam başkaları da atlatabilir diyerekten bir ekip,
bir hani insanlara umut olma, umut aşılama, bugün zaten konumuz zannedersem bu. Onlara da o şekilde yardımcı olma. Bak bundan ben terapi oldum, ben bundan iyileştim. Siz de iyileşebilirsiniz. Siz de mutlaka bundan bir şey terapi alabilirsiniz deyip o şekilde yaklaşmaya çalıştım. Fintech'in de bence oluyor diye düşünüyorum. Tabii gene empatideki evet. arkadaşlarla konuşup onlara sormak lazım. Şimdi empati grubu diye bir grup kurdunuz. Ya da grup kurdunuz sonra adını empati yaptınız. Oradan da ressamın aynası mı ortaya çıktı? Nasıl bu süreç işledi? Almanya'da Bismillah deyip nasıl başladınız bu büyük hizmetin ilk adımını nasıl attınız? Ben şimdi aklıma geldi böyle anlatmak istiyorum Kemal abi. İlk geldim, Hayma geldik. Hayma geldik. O kadar pişmanım ki ya diyorum ben bir de mesleğimi bırakıp gelmiştim hani ihraç olmamıştım ya. Ben niye geldim? Nasıl yapacağım? Dil bilmiyorum, iz bilmiyorum derken o gece rüyamda hocamızı gördüm. Bir tane kırık dökük ev tuğlalarını yapmaya çalışıyordu. Sonra elinde fırçalar, boyalar, duvarları boyamaya çalışıyor. Bana da 3 tane tuğla verdi. Bunları arka bahçeye götür dedi. Tuğlalar normalde büyük büyük. Kucağıma aldım. Normalde kuvvetim çok yoktur kollarımın. Ama dedim benim kuvvetim yok ama ben bunu nasıl taşıyorum? 3 tane tuğlayı aldım. Götürdüm ve öyle uyanmıştım. Şimdilerde aklıma şu geliyor. O bir tane tuğla çocuklarla, ablalarla yaptığımız resim ve yaptığımız sergi. İkinci tuğla empati grubu. Ama üçüncüsünü daha ben de bilmiyorum abi. Herhalde önüme başka bir şey daha çıkacak. Bakalım. Hayır olsun bakalım, inşallah. Bakalım ne olacak. Yani o şekilde rüyadan sonra da dedim ki kendi kendime Hatice sen ne kadar yanlış düşünüyorsun. Nefsani düşünüyorsun. Senin burada olman lazım. Demek ki burada olup bir şeyler yapacaksın, hizmet edeceksin. Ertesi günde zaten resim yapmayla ilgili ablayla görüşmüştük ve bu yola girmiştik. Ama tabiri caizse Allah bana bir yol çizdi Kemal abi. Ben hiç farkında değilim veya ben bu yolu planlamadım, şuradan gideyim, buradan gideyim demedim. O yolu sadece yürüyorum. Bir sokak geçiyor, ne bileyim resim yapıyoruz, başka bir resime geçiyorsun. Sonra diyor ki bir tanesi, ya hocam bu resimlere video lazım, gel ben sana yardım edeyim. Sonra başka biri diyor ki, ya hocam işte sen başka bir yol olsa şöyle yapalım mı? Mesela bir yazar ekibi var. Hocam yazılar, şiir, resimlere biz yazı yazalım, şiir yazalım. Yani böyle yürüdüğüm yolda tabiri caizse Allah bana bir yol vermiş gidiyorum. Önüme de değişik insanlar çıkıyor. Büyüdükçe büyüyor mesela. Kemal abi olay bu yani. Ama benim evet, müdahilim evet. var mı? Bence yok. Allah böyle istiyor. Evet, Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyle ama siz de bu işe teşnesiniz. Yani pesimist olsanız, umutsuz olsanız, bir köşeye çekilip ben hiçbir şey yapmak istemiyorum deseniz Allah'ın bu rahmet kapıları muhtemelen açılmayacaktır. Yani bir resimle... Yatınızı kesildim kendilerde ama oldu. Onları da yaşadım. Yani çok umutsuz oldum. Almanca kursuna başladım. Götüremedim hepsini Allah beraber. Allah. Kurs, dili öğrenme, artı resim yaptırma çok zamanımı alıyor. Dedim ki bu böyle olmayacak. Hatice dedim sen yapamayacaksın. Bari dedim biraz beklesin. Kurs bitene kadar daha sonra devam edersin. Sonra Allah bir kapı araladı ki benim kızın okulundaki öğretmen dedi ki haftada bir saat bize gelip ders anlatır mısın? Ve bu Almanya gibi bir yerde çok müthiş bir şey. Almanca olarak gidip orada pratik yapma şansı demek. Dedim ki Hatice sen ne yapıyorsun gene kendi kendime? Böyle yapıyorsun ama bak Allah sana yürü ya kulum diyor. Önüne başka şeyler çıkarıyor. Sonra geçenlerde iki hafta önce gene böyle dedim ki bunaldım ya. Azıcık dedim ceketimi çıkarıp şuraya koyup başka bir şekilde azıcık ara versem. Yapamıyorum Almanca ile birlikte dedim. İki saat sonra beni bir ablamız aradı. Özden abla Allah razı olsun dedi ki hocam dedi, burada doğmuş büyümüş bir ablam. Ya istersen dedi, ben dedi evdeyim pandemi sürecinden dolayı. Seninle buluşup sana Almanca dersi verebilirim dedi. Orada ya. Da bir böyle ne yapıyorsun deyip. ne yapıyorsun deyip yine kendi kendime yola devam etmeye çalıştım.
Evet, bütün mazeretlerinizi elinizden Öyle ki alıyorum. ben Yani demek ki Yani bu... işte yani Allah Ben biraz önce bir soru sordum. Ya bir resimle dünya mı düzelir? Yani böyle de düşünmek mümkün. Yani resim yapıp ben dünyayı mı düzelteceğim kardeşim? Yani memleket harap olmuş, ekonomi gitmiş, 15 Temmuz gibi büyük bir iftirayla yüzleşmişiz. İşte eşiniz ihraç olmuş, siz göçe zorlanmışsınız filan. Yani resim yapıp da ne olacak, kimi kurtaracağız? Hani böyle düşünmek de mümkün. Siz farklı düşündünüz. Neydi motivasyonunuz yani? Motivasyonum neydi Kemal abi? En çok beni motive eden empatinin içerisindeki kişiler oldu. Onların resim yapıp gönderip yorumları, ne kadar mutlu olduğumu bir bilsen hocam. İşte bir işe yaradığımı hissediyorum hocam. Resimler acı olsa da ben terapi oluyorum. Ve bu tip şeyler, dönüşler görünce evet ben kendim zorlanıyordum ikisini bir arada yürütmeye ama o insanlara ufacık dahi olsa bir merhem olabiliyorsa bu beni mutlu ediyordu. Yoluma devam etmeye çalışıyordum. Ya da bakıyordum insanlar resimleri görünce yorumlar falan çok oluyor mesela. Instagram'dan işte şeylerden, Twitter'dan, DM'den. İlk Allah razı olsun, ilk yaptığınız, sesimiz olduğunuz. Bunlar insanı motive eden şeyler. Onlarla beraber tabii işe daha çok koyulmaya başlıyorsun. Sonra çocukların o mutluluğu resim yaparken ki, ablaların o mutluluğu resim yaparken ki, onların mutluluğu sizi motive ediyor ve doğru yolda olduğunuzu hissettiriyor. Peki şu empati grubundan biraz bahsedin bize. Kaç yaş grubu bu? Böyle çocuklardan, ablalardan falan bahsettiniz. Sadece hanımefendilerin oluşturduğu bir grup mu? Dünyanın nerelerinden katılıyorlar bu gruba? Nasıl bir ilişkiniz, iletişiminiz var? Evet. Empati grubu şöyle abi, biz bir tane ablamız vardı burada resim yaparken. Sonra başkaları ulaşmaya başladı. Fransa'dan, Bosna'dan, ondan sonra Atina'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden, Hollanda'dan, daha da ismini unuttum, ülkeler varsa kusuruma bakmasınlar. Sonra dedim ki acaba ne yapsak? Bunlar bu kadar hani ulaşıyorlar, üstüme bir vebal, bir yük. Bu insanlar dedim resim yapmak istiyorlar. Demek ki ben bir köprü olacağım. Sonra empati acaba kursak kurmasak derken istişare ettim bir abiden. O da kuralım güzel olur dedi. Kurmaya başladık. Üç kişiyle başladık abi. Şu anda 24 kişi kadar kişimiz var. Oo, Hepsi maşallah. ablalar değil. Yani, evet, hepsi ablalar değil. İki tane abimiz var. 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında. Üçer beşer kızlarımız var. 60 yaşında bir annemiz var. Yazarlarımız var. Şimdi Nagihan Hocam mesela yazar. Sonra tıp öğrencimiz var. Yani tabiri caizse çizmeyi seven ve çizdiğin işe yaramasını isteyen herkes gruba katılabiliyor. Böyle bir şekilde grubu açmış olduk. İsterseniz Bir şöyle yapalım Kemal abi. Gruptan bir standardı var mı? Bir standardı var mı? Yani resimler şu standartta olmalı, şu jüri tarafından, şu iki üç kişi tarafından onaylanmalı. Her yapan resim burada yani böyle bir standardı var mı? Yeni katılıcı katılmak isteyenler için en azından bir değerlendirme ölçü olabilir. Ya ben yeni katılanlara özel birebir görüşüyorum ve şunu söylüyorum. Ben burada eğitim vermiyorum diyorum. Evet bir ekibiz, bir grubuz. Sen çizebiliyorsan, evde zaten çiziyordum, çizdiğim işe yarasın diyorsan gruba katılabilirsin. Ama ben birebir böyle eğitim vermiyorum. Şöyle yapıyorum. Mesela konuyla ilgili bir resim yapılacaksa konuyu veriyorum. Arkadaş eskiz hani böyle karalama ön çalışmasını yapıyor, atıyor. Sonra ben telefondan bazı yerlerini düzeltip geri gönderiyorum. Burayı böyle yap, burayı şöyle yap diyerek de. Bu şekilde kontak halinde resmi tamamlıyoruz. Biraz evet uzun sürüyor ama güzel oluyor. En sonunda mesela gölgelemelerini, açık koyularını. Eğer kişi resim yapmayı bilmiyorsa empatide çok olmaz. Ama biraz biliyorsa önden bir temeli varsa empatiye tabii ki katılıp resimlerini tamamlayabilir. Ama öbür türlü eğitim vermediğim için çok zorlanır. Görüştüğüm kişiye şunu söylüyorum. Yapmış olduğun resimlerden bana birkaç örnek atar mısın? Orada çizgilerini, boyamaların ne aşamada olduğunu, teknik ne kadar bildiğini görüyorum.
katılamayacağını söylüyorum. Kusura bakma diyorum. Hani biraz daha eğitim alman lazım. Ya da evet çok iyisin, katıl, beraber yapabiliriz. Ama çok çok eğitimli olmaya gerek yok Kemal abi. Yani 14 yaşında, 15 yaşında kızlarımız da mesela aynı şekilde böyle. Katıldıktan sonra yavaş 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 kendilerini geliştiriyorlar. Şimdi tam onu söylüyordum. Empatiden mesela Nagihan Sultan Hocam normalde dedi ki hocam ben yazılarımla size destek olayım. Gruba öyle katılayım. İsterseniz gruba alın beni dedi. O şekil girdi. En son çizdiği resimler gerçekten harikulade. Bir hani çok iyi eğitim almış kişinin yapabileceği resimler. Empati grubunun değerli üyelerinden birisi Hatice Hocam'la beraber çalışıyorlar. Nagihan Sultan Hanım da bizimle beraber yayınımıza katıldı. Nagihan Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür, çok şükür elhamdülillah. Bugün enerjimiz arttı. Kanada acayip soğuk. Eksi, şu anda eksi 12, eksi 13. Önümüzdeki hafta eksi 20-25'leri göreceğiz filan. Fakat Hatice Hocam'ın başlattığı bu süreç sizlerin katılımıyla böyle Türkiye'deki mazlumların, dünyadaki mağduriyetlerin, mazlumiyetlerin ve başka güzelliklerin sesi soluğu olmaya başladı. Bu gerçekten heyecan verici bir şey. Birkaç gündür daha yakın takip ediyorum konuk alacağım diye. Nasıl ihmal etmişiz, neden daha önceden alıp konuşmamışız bu güzellikleri filan diye pişman olduk. Ama vakti bugünmüş. Siz nasıl bu empati grubunu buldunuz? Nasıl bu empati grubuna sempati beslediniz? Hem yazıyorsunuz hem çiziyorsunuz. Sizin hikayenizi ve resimlerinizi biraz anlatın bize. Hatice Hoca'dan memnun musun Ben patron olarak? çok memnunum. O benim arkadaşım, can dostum oldu. Yani çok kısa süre içerisinde. Orada büyük bir enerji var zaten. Empati Art ailesi olarak ben içlerinden birisi olarak konuşmak istedim. Çok güzel bir enerji. Muazzam derecede insanı terapi eden bir enerji var orada. Ben buraya göç edip geldiğim zaman Bosna'ya çok canım sıkılmıştı. Çünkü arkamda bıraktığım insanlar, sevdiklerimin, dostlarımın, akrabalarımın beni anlamayışı, yani bundan dolayı çok bizardım, çok canım sıkkındı. Buraya adapte olamadım. 2 sene boyunca terapi aldım, psikolog vesilesiyle psikoterapi aldım. Ama tabii bir şeyler eksik. Sonra psikoloğum bana şey tavsiye etmişti, yaz Nagihan, yani yazarak kendini tedavi edebilirsin, hani boşalabilirsin bu şekilde psikolojik olarak. Ben de yazmak için tabii bazı yerlere başvurdum. İşte sade edebiyat var. Yine böyle insanın canını yükselten, kan şekerini arttıran bir yer. Sade edebiyatla tanıştım. Bu kulüp de, burası da gerçekten yazmayı seven insanların oluşturduğu bir kulüp. Orada da çok güzel yazılar ve şiirler yapılıyor. Empati ile ortak projeleri vardı. Bir resim, bir şiir şeklinde. Hatice hocamın ve çocukların çizmiş olduğu resimlerle bizler şiir yazacaktık. Ve çok sevdiğim bir, aşık oldum bir resme. Dedim ki Allah'ım bu ne kadar güzel bir resim. Yani benim bölümüm de politika olduğu için bayıldım Hatice Hoca'nın resmine. İşte kravatlı hakimler ve o hakimlerin kravatların arkasında çocuklar var. O kravatlar birer bir hapishane demirine dönüşmüş. Ve çok etkilendim. Dedim ben çizebilir miyim acaba? Yani ben de bu mağduriyetin soluğu olabilir miyim? Çünkü bir şey yapmak istiyorum. Evet, yazmak bir yere kadar ama ben de bir ses olmak istiyorum. Yani hak ihlalleri için ses olmak istiyorum. Orada bıraktığım arkadaşlarımın eşleri var. O eşleri işte hapishanedeler, çocuklar perişanlar. Onların sesi olmak istiyorum. Yani gözyaşımın bir anlam ifade etmesini istiyordum ben açıkçası.
Ve böyle bir şey oldu. Benim için ümit oldu. Çok büyük bir şey oldu. O arkadaşlarım da aynı şekilde dönüp dönüp teşekkür ettiler. Sen Kitap gibi Bosnalısın konuştunuz ama ya Nagihan Hocam. Yani hiç nasıl duygularınızı bu kadar güzel ifade edebildiniz? Maşallahınız var. Yani estağfurullah. Çok da daralmaktan, sıkılmaktan, terapi almaktan bir hizmete dönüşen bir süreç bu. Demek ki çok başka. birlikten güç kuvvet doğar atasözümüz burada geçerli. Hatice Hocam, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hakikaten yani bir elin de Hatice Hocam'ın da ayrıca sesi var da ama iki el olunca yani dünyayı yerinden kaldıracak. Hani bana bir kaldıraç verin dünyayı oynatayım demiş. Bana bir Nagihan Hoca verin dünyayı yerinden oynatayım diyor Hatice Hocam. Estağfurullah. Yani ben geri Ekiple, grupla çalışmak çok güzel abi. evet. Şu kalemi göstermek istiyorum. Bu kalemle ben şeye girdim. Yani bunu aldım. İlk aldığım kalem buydu. Böyle bir seri aldım. Sandım ki bütün resimlerimi bununla yapacağım. Meğersem bu HB kalemmiş. Yani en hafif bir kalem. Kara kalemleri bununla yapmayı planlıyordum ama meğersem bu değilmiş. Birçok çeşidi varmış, onları öğrendim. Yani her akşam bir şey öğreniyordum. Kağıtların gramajları değişikmiş, boyalar farklıymış. Yani o kadar değişik şeyler oldu ki bunları hep empati sayesinde, Hatice hocamın grubu sayesinde öğrendim. Bana resim yapmayı öğrettiler. Yani bende bir küçük yetenek vardı. Belki Allah vergisi. Ama gerçekten Maşallah. teknik bilgim sıfırdı. Ama Hatice hocam Allah ebeden razı olsun Bütün ve bunlar ekibinden. Zoom üzerinden yapılıyor, değil mi? Online toplantılar yapıyorsunuz. Henüz kimse kimseyle yan yana gelmedi. Oturup bir çay kahve içmediniz. Hayır. Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Herkes kendi çayını WhatsApp içiyor ama üzerinden. evet, WhatsApp WhatsApp üzerinden. üzerinden. Evet. Çok, Zoom'da çok da yani birkaç bir yılın ne kadar sürdü bu empati grubunun kuruluşuyla şu anda 24 üyeye ulaşması ve daha büyük hizmetler üretmesi ne kadar zamanınızı aldı? 7 ay olmuştur abi. 7 ay, 6 ay, 7 ay kadar ancak. Evet. Evet, yani 7 ayda hayallerinizin ötesinde bir büyüme mi gerçekleşti? Hangi platformlar bu empati grubunun çizimlerinden istifadeyle besleniyor? Hangi sosyal medya hesapları? Hemen hemen herkes Kemal abi. Böyle ben az sonra zaten bahsedecektim bazı projelerimizden ama mesela 40 kıssa 40 hisse kitabı vardı, kıssalardan oluşan. Oraya her bir hikayeye, kıssaya bir tane resim olacak şekilde atölyede çalıştık, resim atölyesinde. Orada mesela tamamen hani mağduriyetler dışında kıssalarla alakalı Efendimizin yaşanmışlıkları, işte peygamberlerin, sahabelerin yaşanmışlıkları, güzel güzel hikayeleri resimler yaptık. Böyle bir kitap çıktı mesela. Sonra öğretmenler günüyle alakalı mesela dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli öğretmenler yazılar yazdı. Bunları biz atölyede ekipler resimleştirdik. Böyle bir kitap çıktı. Tülay hocamın önderliğindeki, Krep'teki Tülay hocamın önderliğindeki. Yani resimler sadece mağduriyeti yapmakla kalmadı. Evrenselleşmeye başladı, büyümeye başladı. Değişik şeyler, çizimler yapılmaya başladı. Şimdi evrenselleşince resmin konseptinde nasıl değişiklikler oldu ya da öneriyorsunuz diye. Ve bu empati grubunun geleceği adına hem Nagihan Hocam hem zat haliniz ne düşünüyorsunuz? Yani bu böyle bir mağduriyet dönemi kuruldu. Birkaç sene sonra işte herkes çoluğuna çocuğuna döner biter mi? Yoksa böyle bir kar topu gibi büyüyüp biz sizden sonraki nesillerin devralabileceği bir miras haline gelir mi? Bence Nagihan olmaz. Hocam, bunu sen Bence güzel bir sivil küçük bir sivil toplumuz ama bence büyümeli, şubeleri olmalı.
Ben öyle söylüyorum sürekli Hatice hocama. Diyorum ki bir bakacağız işte Bosna'da bir şube, bir bakacağız İngiltere'de bir şube, bir Amerika'da, bir Çin'de. Bu şubeleri evet bu resimde Kemal abi. Bu resim beni çok etkilemişti gerçekten. Muazzam bir resim. Yapan arkadaşların ellerine sağlık, düşünenlerin. O sebepten ötürü diyorum ki bu böyle büyümeli, çığ gibi ve çok güzel şeylere gebe olmalı, böyle kalmamalı, böyle kalırsa olmaz. Ondan dolayı yavaş yavaş ama güzel bir yol haritamız, güzergahımız var. O yolda ilerleyeceğiz diye düşünüyorum Hatice hocam da kendi fikirlerini söylerse mutlu olurum. Hatice Hocam, siz yalnız bırakır mısınız ekibi, yoksa siz de onlara eşlik eder misiniz ya da rehberlik eder misiniz ya da şeytanın avukatlığını yapıyorum mesela, sizden daha iyi resim çizen birileri çıkacak olsa onlara da gel der misiniz, yoksa hayır biz kendi küçük kabımızla devam edelim mi? Mesela ben de Kemal çizebilirim. abi İyi ben çizer, iyi çizer. bırakamıyorum. Ben bıraktığım an Allah Teala diyor ki sen bu işe devam edeceksin. Sen ne türlü bahane üretiyorsan o bahanelerinin karşısına farklı şekillerde sana şey sunacağım diyor. Ders çalışma gibi ya da başka türlü. Grupta bir tane resim öğret, hatta iki tane resim öğretmen arkadaşlarımız var. Ve cidden çok güzel çiziyorlar. Allah ebeden razı olsun onlardan. Ama biz hiçbir zaman birbirimizle yarış halinde seni çizdim, beni çizdim gibi bir halimiz yok. Onlarla ekip halindeyiz abi yani birlikte. Hocam sen bu konuda ne dersin? Sen ne düşünürsün? Tabii empatinin başında ben olduğum için biraz daha fazlasıyla yönlendirme yapan benim. Biraz nasıl tabir edelim? Birebir resimlerle ilişki içinde arkadaşları yönlendiren benim ama grubumuzda tabii ki resim öğretmeni ve çok çok güzel çizen arkadaşlarımız da var. Empati büyür mü, devam eder mi derseniz galiba büyüyecek Kemal abi. Görünen o diye düşünüyorum. Ama benimle ama bensiz. Bu grup kuruldu. Bundan sonra yoluna devam edeceğine inanıyorum. Çünkü insanlara umut olmaya, insanların sesi için resmin evrensel dilini kullanmaya en büyük yarayan bir ekip oldu, atölye oldu. Böyle bir ekip bence kurulacaktı. Çok şükür Allah beni başına vermiş olmuş yani. Hani zaten olacaktı bence böyle bir şeyin olması gerekiyordu. Ben bundan gerçekten onur duyuyorum. Dua ediyorum elhamdülillah yani böyle bir grup olduğu için iyi ki diyorum yani her seferinde böyle resimler çıkınca inşallah devam eder büyür benim temennim bu abi. İnşallah. Biz aslında müzisyenlerden de beklentimiz böyle. Diyelim ki fotoğraf sanatçıları varsa onlardan da beklentimiz böyle. Yani sosyal medyanın bütün hayatı kucakladığı, kapsadığı bir dönem yaşıyoruz. İnsanlar evlerinde yaşıyorlar. Covid-19'dan dolayı zaten. Hemen herkes televizyon ve sosyal medya ile meşgul. Okula gitmiyor, işe gitmiyor. Dolayısıyla beslenme kaynakları sosyal medya. Buralardan dinleyecekleri her şey ya da görecekleri her şey onların hayatını şekillendirecek. Yeni hayatlarını şekillendirecek. Müzisyenlerimizden de benzer bir aktivite bekliyoruz. Fotoğraf sanatçılarından da benzer ekipler kurarak bu tip işler yapmalarını bekliyoruz. Şimdi Nagihan Hoca'ya teşekkür edelim. Bir son sözü varsa ondan sonra bir iki konu daha var. Konuşmak istiyorum Hatice Hocam sizinle. Ben bir soru sorabilir miyim Kemal abi, Nagihan hocama buradan Buyurun, sizin nezdinizde? buyurun. Nagihan hocam, resim çizmek zor mu? Buradan resim çizmek isteyen, gruba katılmak isteyen, ben de bir şeyler yapmak istiyorum, hem mağduriyeti dinlendireyim, hem insanların sesine ses olayım diyen kişilere ne demek istersin? Ama kızmaca, darılmaca yok. Seninle çok Tabii zor. ki. Seninle çok zor. Ama tabii Hatice Hoca ile çok zor. evet Hatice Hoca ile çok zor. Ona bir şey beğendirmek çok zor. Ama tabii ki iyi ki o göz var. Yani o olmasa bizim resimlerimiz çok güzel olmayacak. Yani çok Sayesinde titiz güzel olduğu resimler için, çok hassas davrandığı için. çok.
Evet. Kaç para maaş alıyorsunuz bu işleri yaparken? Kaç bin euro Şu tamamen an gönüllülük maaş esaslı üzerine mi kurulu bu iş? gönül esasına. Biz müthiş terapi oluyoruz burada. O yeter yani. Terapiste vereceğimiz parayı buraya vakit ayırıyoruz. Kaleme kağıda harcıyorsunuz. Böylece Evet. kendi kendinize en iyi doktor kendisiymiş zaten insan. Nerede iyi olur, nerede mutlu olursa orada devam eder. Nagihan Hocam çok teşekkür ediyorum. Bosna Hersek'teki Ben teşekkür arkadaşlarınıza da ekipteki arkadaşlarınıza da ayrıca selam söyleyin. Biz Hacı Hoca ile devam edelim. Müsaade ederse Hacı Hocam. Evet, ben de Bosna'dan buradaki yerli olan tüm arkadaşlarıma, Boşnaklara selam göndermek istiyorum. Onlar benim için çok kıymetli. Onlara selam ediyorum. Türklere de aynı şekilde burada yaşayan Türk kardeşlerime de selam ediyorum. Eyvallah. Kaleminiz Teşekkürler. keskin olsun ve şefkatli. Şimdi Hacı Hocam, grupta çocuklar var, kadınlar var, anneler var ve farklı farklı gruplar, yani grup içerisinde gruplarla resimler yapıyorsunuz galiba. Çocuklar dediğiniz hangi yaş grubu, nasıl resimler yapıyorsunuz onlarla? Anneler var, onlarla nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Şöyle Kemal abi, annelerle ve çocuklarla yaptığımız resimlerle alakalı çocuklar grupta yok, anneler de yok. Empati çocuklarla ve annelerle resim yaptıktan sonra 8 Mart'ta bir sergi açtık. Ondan sonra bir 2-3 ay sonra insanlar bize de ulaşıp bana ulaştılar falan, biz de resim çizmek istiyoruz dedikten sonra kurulan bir ekip. Çocuklarla çizdiğiniz resimlerde hatta isterseniz burada ufak 3-5 tanesini böyle görelim, ben size anlatayım. Çok Çocuklarla iyi olur. çizdiğimiz resimlerde çocuklarla direkt bir dernekte toplandık. Çocuklar kendi mağduriyetlerini kendileri anlatmaya çalıştılar resimlerin diliyle. Mesela bu resim Leyla'nın resmi. Meriç'ten geçerken ki hikayesini anlatan bir resim. Ve yanında da Meriç'ten geçerken yanına aldığı bebeği var. Tabii resimlerde bunda mesela biraz yardım ettim şimdi. Hani çocuk zaten 8 yaşında bunu çizmesi imkansız. Çizmesini ben yaptım. Boyamasını Leyla yaptı. Bu resim çok fazlasıyla ilgi gördü. Ve bu resim şu anda Tenki Müzesi'nde. Oraya gitti hikayesiyle birlikte. Ama çok şükür Leyla kızımız Meriç'ten geçti, ailesi birleşti. Şu anda yaklaşık 1,5-2 sene kadar oldu. Almanya'da Almanca öğrendi, okuluna devam ediyor gibi hikayeler. Evet, bir resim daha Burada var. Bu da muhteşem. evet, bu da gene bir 16 yaşındaki kızımızın kendi çizdi bunu. Türkiye'deyken babasının içeride olması ama o kadar güzel bir ortamdı ki Kemal abi, ben bunu anlatmadan geçemeyeceğim. 5-6 tane kızım, 15-16 yaşlarında, 17 yaşlarında bunlar toplandılar. İşte hocam biz resim çizmek istiyoruz, mağduriyetleri dile getirmek istiyoruz. Konuşuyorlar falan. Şimdi ben Milli Eğitim'de çok fazla öğrencilerle iç içe olunca oradaki o psikolojiyi, o çocukların ergenlik dönemlerindeki konuşmaları, yok ojen nasıl oldu, yok saçın nasıl oldu diyen konuşmalara çok alışkın olunca, kızların oturup sadece bu mağduriyeti yaşamış kişilerle empati kuraraktan böyle resim yapmak istemeleri çok değişime gelmişti. Bu resmi de kızımız diyor ki, benim babam içeride diyor, hep bana dua etti, bize dua etti ama ben bu resmi diyor babam için değil, babam gibiler için yapmak istiyorum. Çok etkilenmiştim Kemal abi. Bunu da sizinle paylaşmadan edemeyeceğim. Babam gibiler yani cümlesi çok etkileyici. Bu çocuklar tamamen empatiyle, başkalarını düşünmeyle büyüdüler. Bir mağduriyet yaşadık ama hani olayın böyle güzel yönüne bakacak olursak, mağduriyetle birlikte bu çocukların ruhu, başkalarının düşünme ruhu oluşmuş oldu. Bu da o resimlerden bir tanesi. Zeynep'e buradan teşekkürlerimizi iletelim yeniden. Evet Zeynep, ben de İsterseniz tebrik bir baş. ediyorum. Konsepti de çok güzel. Yani Evet. teknik olarak tabii ki ben eleştiremem nesi var nesi yok. Fakat yani düşünce yapısı itibariyle fevkalade güzel bir resim. Yani eline sağlık, düşüncesine sağlık. Evet bir resim daha. Bu evet bir karakol galiba.
Evet, burada bunu ablalarla beraber yaptık Kemal abi. Ama ablalarla beraber şöyle ben itiraf ediyorum. Ablalarımız eline fırça almamış, boya almamış, belki yeteneği var yok bilmiyorum ama buraya geldiğimde ablalardaki o psikolojiyi görünce dedim ki bu ablaları rahatlatmak lazım. Yani bu ablalar bir şeylerle uğraşması lazım ki o terapi olsun, o terapiyi bulsunlar. Dedim boya yaptıralım. Ama biz resim çizemeyiz hocam, biz yapamayız hocam deyince ben bunları aldım abi. Hani bu ilkokul kitaplarında, ana sınıf kitaplarında boyama kitapları vardır ya, sadece çizgileri vardır ama hiç boyası yoktur. Tuvalleri ben böyle çizip çizip derneğe götürüyordum. Ablalarımız geliyordu, alıyorlardı ellerine fırçayı, boyayı, boyamaya başlıyorlardı. Son ufak tefek rötuşlarını da ben atıyordum ama boyama tamamen onlara ait, çizim bana ait. Çok güzel bir ortam vardı. Yani normalde bu resim çok acı. Hani gerçekten çok acı. İçeriye giren kadınların mum gibi eridiğini gösteren bir resim. Oradaki acıları anlatan bir resim ve bunlar maalesef gerçek. İçeride olanların kimisi yarı, hani yarı yandan fazlası erimiş, kimisi yeni giriyor, kendi ateşini yakıyor. Ama orada resim yaparken çok enteresan bir şekilde bunları düşünmüyorsun. Boya yaparken terapi oluyorsun ve mutlu ayrılıyorsun. Allah demek ki diyorum bir sekine indiriyordu bunları çizerken, yaparken, boyarken. Bu da o resimlerden bir tanesi. Ablalarla boyadığımız resimlerden bir tanesi. Örnek yani. Evet, Evet. bunlarla zaten biz yaklaşık bir kaç 40'a yakın çocuklarla ve ablalarla toplam 40'a yakın resim yapıp 8 Mart'ta burada Almanya'da bir sergi açmış olduk. Tamamı zaten orada vardı. Evet, gene başka bir resim. Evet, Bu da Türkiye'den bir ağaç ve bir köprü. Bu göç köprüsü mü? maalesef göç köprüsü. Cebren Türkiye'den ayrılmış, ardlarına baka 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 gelen mültecilerin, göçmenlerin hikayesi. Çok acı dolu bir resim. Ama yaşandık, yaşadık yani hepimiz. Ama öyle ama böyle yaşadık. Yani denecek çok bir şey bulamıyoruz ama bu resmi yaparken de aynı şekilde, boyarken de aynı şekilde. Ablalar kendi göç hikayelerini anlatıyorlar. Bir taraftan da diyorlar ki aslında ne kadar büyük şey yaşamışız. Ama Allah bize demek ki o zaman bir sabır ihsan etmiş ki farkında değiliz. Şu an anlatınca daha çok neler yaşadığımızı hissettik. Ama anlatıp geçiyorlardı mesela, boyamaya devam ediyorlardı. Mutlu bir şekilde ayrılıyorlardı Kemal abi. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Çocuklarla çizdiğimiz resimlerin bir tane kitabı çıktı. Bunu zaten önceden de dillendirmiştim bu Ramazan programında tam sizinle. Renkleri Ağlatan Yavrular. Evet. Şimdi yenilerde de gene ablalarla yapmış olduğumuz resimlerin bir tane kitabı çıktı. Bu kitabın, bu resimlerin işte zaten Nagihan Hocam da az önce bahsetmişti. Sade Edebiyat diye bir atölye var, yazar atölyesi. Bir resme bir şiir, bir şiir kitabı çıktı. Boyası kurumuş sözler. Her bir resme bir tane şiir, iki tane şiir olacak şekilde. Buradan Sade Edebiyat'a da teşekkür ediyorum. Resimlerin değeri arttı, şiirlerin değeri arttı. Karşılıklı böyle bir ekip çalışması olaraktan güzel bir kitap çıktı. Resimlerin devamı tamamı bu kitapta yer alıyor. Bu kitaplar, bu eserler yazılarıyla beraber farklı ülkelerde işte göç etmiş ailelerin çocuklarıyla da yapabilecekleri etkinliklere bir konu, bir kaynak teşkil edebilir. Yani alıp bu kitabı eline, hadi bu resim hakkında beraber düşünelim, beraber kafa yoralım. Bak, bunun üstüne biri bir şiir yazmış, bir yazı yazmış. Sen olsaydın ne yazardın diye böyle. Ailenin, çocukların ya da öğretmenlerin yeni dünyada öğrencileriyle ilgilenirken kullanabilecekleri çok değerli kaynaklar oluşturmuşsunuz. Evet, çok güzel bir bakış açısı Kemal abi. Hiç bu yönden açıkçası düşünmemiştim. Olabilir tabii ki. Yani ben hep şunu söylüyordum, düşünüyordum. Resimler şu anda yapılıyor ama tarihe kazınıyor yani. Bunlar resimlerle kazılıyor. Kimisi yazılarla, kimisi resimlerle. Biz de galiba resimlerle yapılan mağduriyetleri, zulmü kazınmış olduk. Bunun göstergesi olan resimler olmuş oldu ama
Evet, aileler oturup bak buna bu resim çizilmiş, burada ne anlatılmak istenmiş diyerekten oturup okunabilecek bir şey olabilir. Evet, yani Evet. ancak kendi düşüncelerimizi ayakta öyle tutabiliriz. Çocuklarımızın Türkçeyi unutmaması lazım. Türkçe düşünmeyi de unutmaması lazım. Yeni dünya, yeni diller öğrenmekle beraber ana dilimiz, ana kaynağımız. Dolayısıyla bu düşünceyi zinde tutacak güzel bir kaynak. Ayrıca tebrik ediyorum, yani takdir ediyorum. Benim takdirim bir işe yaramaz belki ama. Ay, Şimdi sağ olun abi. Sağ olun. evrensenin Ekranda düşünceleri... şu anda Ömer Faruk'un resmi yer aldı. Ömer Faruk da geldi. Annesiyle beraber gelmişti daha zaten resim yapmaya. Ben de dedi babamın götürülüşünü yapmak istiyorum demişti. Maalesef böyle acı bir resim ama o resim yaparken o çocuğun bu halini herkesin görmesini çok isterdim. Sanki çok neşeli, eğlenceli bir resim yapıyormuş gibi ablasına diyor ki, ablası da gelmişti. Abla bizim evimiz pembeydi değil mi? Yok mor muydu acaba? Pembeydi, pembeydi deyip böyle neşeli neşeli resmi boyuyor. Ömer Faruk sen ne resmi yaptığının farkında mısın diyorum. Evet farkındayım ama geçmişte kaldı. Babamla kavuştuk, biz buradayız diyerekten bana teselli verir gibi cümleler kullanıyordu. Ama Pencereden tabii bakan ki Ömer o Faruk anı... galiba. Kırmızı kostümlü. Evet, camın arkasından bakıp Ama ne dışarıda acı bir şey değil mi? Yani bir çıkarmamışlar. masum insan yani aracın üstünde polis yazıyor. Başka bir şey de yazmıyor. Türkçe. Ve çocuğun zihnindeki fotoğraf o. Türk polisi benim babamı, masum insanı aldı götürdü. Bizi ayırdı. Ne acı şeyler yaşandı. Ne acı şeyler yaşanmaya da devam ediyor. Maalesef. Şimdi bu yaşanmaya devam ediyor derken güncel şeyler var mı resimleriniz arasında? Son döneme ait onları böyle sosyal medyada gündeme getirelim, konuşalım dediğiniz ya da Tabii yaptığınız ki yani. her gündemde abi mutlaka bir resim ekibi atıyorum. Konu buluyoruz mesela. Diyorum ki bu konuyla alakalı ne türlü mesela en son çıplak aramayla ilgili bir işte projemiz olsun, bizim de sesimiz çıksın, resimleri yapalım diyerekten söylemiştim. Ve bu resme dört tane şey bu projeye dört tane resim çıktı. Hatta resimlerden bir tanesi gene bir 15 yaşında kızımıza ait, Saliha Nurhan'a. İsterseniz onun dilinden acaba ne hissetmiş, ne düşünmüş, Olur ondan mu? dinleyelim, konuk edelim. Saliha Nur mu? Merhaba Saliha Nuran. Merhaba. Merhaba, ben Saliha Nurhan. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, sizler nasılsınız? Arkanda kitaplar var. Biz Hatice Hoca gibi Evet. arkanda resim olacağını düşündük ama hem okuyup hem çizenlerdensin galiba ha? Yani öyle yapmaya çalışıyorum. İnşallah. Öğrenci misin? İkisi Biraz de. kendinden bahset. Evet, ben öğrenciyim, 16 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da okula gidiyorum. Aslında 2004'te Türkiye'de doğdum ben. Ana sınıfından beri Yamanlar Koleji'nin öğrencisiydim ta ki okul kapanana kadar. Eyvah, eyvah, Öyle ben eyvah. de O meşhum yani fotoğraf çizimlerin geldi asıl birden gözümün önüne de. Elinde böyle çekiçle, baltayla filan okulun kapısını kırmaya çalışan evet. insanlar, o güzelim yuvayı yıkmaya çalışan insanlar geldi. Ondan eyvah dedim yani. Ama yani sizin Evet. gibi meyveleri yetiştirmiş ya, yani çok İnşallah. bahtiyarız. Zaten asıl resim çizmemin sebebi Hatice hocama ve bütün ekipte olan herkese yardımcı olmanın en büyük sebeplerinden biri de bu. Kendi yaşadıklarımı, başka insanların yaşadıklarını, başka insanlar da duysun ki sesimiz daha çok çıksın diye zaten çiziyoruz bu resimleri. Saliha Nur, şimdi senden bu en son çizdiğin güncel resimle ilgili bir fikir almak istiyorum. Ne çizdin, neyi hayal ettin, nasıl bir etki oluşturmak istedin? Sendeki hangi olayın etkisi bu kadar çarpıcıydı? Şimdi ben de bir kız olarak kendimi onların yerine koydum ve resmin tam ortasında kapalı olan bir kızı çizdim. Ve bu yaşanan çok kötü şey, bu olayı yaşayan bir insanın söyledikleri şeyleri de kızın etrafındaki zincirlerin içerisine yazdım. Ki bu resmi görenler anlasınlar ki bu kız gerçekten çok kötü şeyler yaşamış. Oradan okuyup neler yaşadığını kendi dilinden
herkes anlayabilsin diye. Böyle gerçekten yaşanan şeyin çok kötü olduğunu anlatmak istedim. Yani bir insan hakları ihlali netice itibariyle kadın erkek fark etmiyor. Hapishaneye aldığınız ve sorguya aldığınız insanlara psikolojik işkence ediyorsunuz. Yani normal işkence ediyorsunuz ve böyle bir işkencenin olmadığını iddia ediyor birileri. Birileri elinde belgeyle meclis kürsüsünden bunları ifade ediyor. Ama birileri de gizlemeye çalışıyor. İşte böyle bir zamanda siz devreye giriyorsunuz. Evet, böyle bir durum var. Evet. Kadınlar var. Bunlar insan haklarına ihlaline maruz kaldılar. Ve ben bunların sesi soluğu oldum. Çok muhteşem bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen söyle bunları. Onlar ben kendilerini belki... Evet, onlar kendilerini daha iyi hissettinler diye ki onların sesleri olmak bizi de çok mutlu ediyor. Gerçekten resmi çizerken evet bu çok kötü bir konu ama resmin üzerinde hep o resim hakkında düşünürsek hep gerçekten bizim psikolojimiz de dayanmaz. Ama onların seslerini insanlara duyurduğumuz için bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Bize bir terapi gibi oluyor aynı zamanda. Evet, dünyanın neresinde olursa olsun böyle işkenceler var. Yani insan vicdanını bir kenara koyduğunda artık bütünüyle beden insanı haline geliyor ve nefsin doğrultusunda hareket ediyor. Yöneticisi zulmediyor, işte yönetilense hırsızlık yapıyor, başka şeyler yapıyor. Fakat siz şanslısınız, böyle kıymetli hocaların grubun içerisinde dengeli işler yapıyorsunuz. Yani empati grubundan bahset madem biraz da. Sen de gruptasın empati değil mi? Empati grubunda. Aynen. Evet, ben de gruptayım. Ben grupta küçük olanlardanım. Gerçekten her yaşta ablamız var grupta. Herkes gerçekten birbirinden yetenekli. Ben kendime pek güvenmiyordum girerken ama herkes tabii ki orada başkalarının çizdiklerinden görüp onlardan bir şey öğreniyor ve kendini geliştirmeye çalışıyor. Kim olursa olsun mesela hani kendine güvenmese bile evde kendi kendine resimler çiziyorsa bu konular hakkında gerçekten aslında yapılan her şeyin bir önemi var bence. Çünkü şu an yaşadığımız dünyada sanat çok önemli ve sanat gerçekten yaşanan her şeyi en güzel şekilde anlatma yolumuz. Ben öyle düşünüyorum ve böyle düşünerek Hatice hocamla iletişime geçtim. Ben de atölyeye katılabilir miyim diye sormuştum ona. Katıldım ve gerçekten çok mutluyum. Çünkü gerçekten bu yaşanan şeyleri ses olmak, o insanların yaşadıklarını başkalarına anlatmak dediğim gibi bize terapi gibi oluyor. Böyle evde oturup sessizce kalmak gerçekten çok kötü bir şey. Çünkü bu yaşananlar aşırı kötü, asla aklı gelebilecek şeyler değil ve onların sesini duyurmak harika bir şey bence. Hedefine ulaştığını düşünüyor musun Saliha Nur? Yaptığın işlerin insanlarda böyle bir etkileşime aslında geçtiğini düşünüyor musun? Tabii ki yaptığımız resimler özellikle Instagram'dan. Ben zaten atölyemizle Instagram'dan tanıştım. Instagram'da bir tane resmi karşıma çıktı ve ben de onun sonrasında Hacı Hocam'la iletişime geçtim. Benim asıl hedefim yönetmen olup bu yaşanılanlarla alakalı, kendi yaşadığım, ailemin yaşadığı şeylerle alakalı bir film çekmek. Ama bunu yaparken yönetmen olmaya çalışırken aynı zamanda resim de çizebildiğimi düşündüğüm için azıcık da olsa aynı şekilde bu atölyeye yardımcı olup resim de çizmek istedim ve inşallah gerçekten iyi şeyler yapıyoruzdur, amacına ulaşır. İnşallah, inşallah. Eğer film çekecek olursan bana da böyle bir figüran rolü ayarlarsan sevinirim. Az çok kameradan falan tabii anlarım ben de. Tabii ki çok isterim. Tabii ki çok isterim ben de. Hiç olmazsa yaptığınız bir işe katkım olsun. Yani Hacı Hocam memnun musunuz? Saliha Nuran ve benzeri arkadaşların çalışmalarından, gayretlerinden? Estağfurullah abi ya, böyle bir şey söylemek haddime düşmez. Elbette ki memnunum. Yeter ki onlar gayret etsinler, yeter ki istekli olsunlar. Şu resmi çizelim dedikten sonra dediğim gibi elimden ne geliyorsa dönmeye, burayı böyle düzelt, burayı böyle yap deyip kontak halinde resmi bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Saliha Nuran da hiçbir zaman böyle kırmadı beni. Yani şu resim hakkında şöyle yapalım mı dediğimde tamam mı abla yapalım deyip her zaman elini taşın altına koyan kişilerden bir tanesi. Yaşı küçük olmasına rağmen gerçekten o empati yeteneği, hani demin bahsettik ya Kemal abi, bu kızlarımız ah saçım nasıl olmuş, ah hocam nasıl olmuş diyecek yaşlardayken
başkalarını gerçekten düşünen bir insan haline gelmişler. Allah razı olsun. Ben onlardan çok memnunum. Onlara sormak lazım. Onlar acaba benden memnun mu? Memnun musunuz? Tabii ki yani. Biraz önce Nagihan Hoca dedi ki çalışması çok zor. Yani dediğim gibi o yaşanan şeyler kolay şeyler olmadığı için, üzerine hakkında düşünmek de gerçekten çok zor olduğu için gerçekten üzücü. Ama resim çizmek, Hatice Hoca'nın mesela bize bir konu göndermesi ve bizim o konu hakkında çizmemiz bizim için gerçekten harika bir şey ki o insanların yaşadıkları azalsın ki daha fazla insan haline gelelim ki onları yaşananları artık durdurabilirim. Yani sesimiz daha güçlü çıksın. O yüzden aslında bunu düşünerek yapıyoruz ve inşallah gerçekten amacına ulaşır. İnşallah. Çok, ben de çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık Saliha Nuran. Ben de teşekkür ederim. İnşallah daha güzel böyle sergiler, ama kişisel ama grup sergileriniz falan olur. Onları da yayınımıza taşırız. Hatice Hocam, programımızın sonuna gelirken böyle paylaşmak istediğiniz, davet etmek istediğiniz son şeyler varsa onlarla noktalamış olalım. Ben açıkçası şunu söyleyeceğim abi. Ekip olmayı çok seviyorum. Grup olmayı çok seviyorum. Atölyede çalışmayı çok seviyorum. Resim öğretmeni arkadaşlar kendileri zaten çiziyorlar, bunu kabul ediyorum, ama birilerine yoldaş olmak, birilerinin sesine ses olmak için onlara yardımcı olup hani böyle çizelim, şöyle çizelim deyip yol göstermek çok güzel bir duygu, çok güzel bir şey. Veya hiç çizemeyip evde durup da ben çizemiyorum ama ne yapabilirim diyenler, ufacık dahi olsa yeteneği olanlar, işte bana Instagram sayfasından ressamın aynası veya empati, ama daha çok ressamın aynasını kullanıyorum aktif şekilde. Ulaşırlarsa elimden geldiğince ben de yardımcı olup ekibe dahil edip resmin evrensel dilini kullanıp sese ses olmaya çalışırım. Ama bensiz bu grup devam edecek. Arkadaşlar da aynı şekilde inşallah yollarına devam eder. Ekip büyür gider diye düşünüyorum. Son olarak vaktimiz varsa eğer, kendi yaptığım bir resim vardı pandemi döneminde. Bunu önemli. Özellikle çizmiştim. Umut olsun diye bir resim vardı. Bu resim Instagram sayfasında var. Çok da ilgi gören bir resim. İnşallah bize umut olsun. İnşallah bizim yaşadıklarımız çok acı. Kabul ediyorum ama sonunda mutluluk, huzur, umut olacak. Şeyler olacak. Eminim yani olacak. Ama İnşallah. Bugün ama yarın. Hatice Hocam, şimdi ekranda bir fotoğraf var. Fotoğraf diyorum, resim var. Sizin yaptığınız bir resim. Bir savaş alanı mıdır, barış alanı mıdır? Buradan tam anlaşılmıyor ama şerh eder misiniz bunu? Evet, eder aslında misiniz? Bu bizim ablalarla yapmış olduğumuz bir resimde. Bunun hikayesini mutlaka size anlatayım. Biz şimdi böyle toplanıp dernekte resimler yapmaya, acıların resmini, mağduriyetlerin resmini yapmaya devam ediyorduk. Yerli bir ablamız, Hatice abla, dedi ki, ya dedi, siz böyle söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz ama dedi, belki canınız acıyacak ama size bir şey söyleyeceğim dedi. Tabii ki abla dedim, söyleyin. Biz dedi burada kaç kişiydik biliyor musunuz bundan yıllar evvel dedi, 5 yıl önce sadece 3 kişiydik dedi. Siz dedi geldiniz, burada bir sürü kardeşiniz oldu ve siz gittiğiniz her yerde ışık olacaksınız, yeşereceksiniz, tohum atacaksınız. Ve ben dedi lütfen bununla ilgili resim yapmanızı istiyorum, ben de bununla ilgili resim yapmak isterim dedi. Daha sonra ışık mı yapsam, bunu mu yapsam, şunu mu yapsam deyince kara hindi bağ bitkisi aklıma geldi. Rüzgardan savrulsa da gittiği yerlerde yeşeren kara hindiba. Buradaki resimde de evet 15 Temmuz'da bir darbe aldık. Rüzgarıyla savrulduk, dünyanın çeşitli yerlerine gittik ama gittiğimiz yerlerde yeşerip orada yeniden hayatımıza devam etmeye başladık. Bu resim onu anlatıyor. Çok umut dolu bir resim. Evet. Çok pişmanım. Keşke bu resimi boyarken ablaların videosunu çekseydim. O kadar neşeli, umut dolu bir şekilde bahsediyorlardı ki. Evet evet, Almanya'nın şu şehrinde şu kadar insan vardır. Hollanda'da bu kadar insan vardır. O insanlar burada bunu yapacaklar, burada şunu yapacaklar diyerekten. Çok güzel boyamayla, ekiple çalıştığımız bir resim. Bu arada evet, bir şey daha bahsetmeden geçemeydim evet. Kemal abi. Benim yukarıda bir komşum var.
komşularla da böyle ilişki kurmaya başladık. Geçen hafta bana Kur'an okur musunuz dedi Hristiyan bir komşum. Ve sesli bir şekilde Kur'an'ı dinlemek istediğini söyledi. Eşim de Kur'an-ı Kerim okudu, dinledi ve çok etkilendiğini söyledi. Sonra bu resim aklıma geldi. Gittiğimiz yerlerde yeşerip insanlara kendimizi anlatma. Hakikaten öyle yani. Belki de cebren böyle bir şey oldu ama bilemiyoruz yolun sonu ne var, ne gözükecek. Evet. Kader neler hazırlamış, ne güzellikler hazırlamış. Onu ancak başımıza gelince kaza anında anlayacağız. Yani biraz sabır gerekiyor o güzel anı yakalayacağımız ana kadar. Sizin bir resim daha vardı. En böyle top resimlerinizden bir tanesi. Onunla ilgili bir şeyler söylerseniz sevinirim. Şu anda ekranda görüyoruz. Bu resimde de çok böyle yoğun duygular içerisinde yaşadığım bir resimdi. Abimi çok düşünmüştüm. Kaynım, ikisi de içeride, kaynımı çok düşünmüştüm. Ne zaman çıkacak bunlar? Sonra insan en çok hani önce yakınlarından düşünür. Sonra böyle bir umutsuzluk oldu gibi bir hale girince dedim ki umut etme, umudunu kaybetme Hatice. Sonra pandemi dönemiydi, zaten empati de yoktu daha o arada. Bunu çizmiştim. Zamanı vakti gelince insanların hepsinin çıkacağı ve gerçekten güzel günlerin geleceğini gösteren bir resim. Kavuşma anı, o balonlar, o insanların birbirlerine sarılması, o heyecanla bekleyiş, içeriden çıkanların heyecanla bekleyişini gösteren bir resim. Rabbim inşallah tez zamanda bizlere yaşatsın. Var bir vakti zamanı bilmiyoruz ama inşallah o vakti bir an önce Rabbim inşallah getirsin. İnşallah vakti çizmişsiniz onu 10 geçe. Hangi günün onu 10 geçesi bütün herkes bu mutluluğu yakalayacak, onu kader gösterecek evet. Galiba size böyle bir resim çizdirdiğine göre. İnşallah öyle bir dua ve umutla noktalamış olalım. Bir an önce bütün mazlum ve mağdurlar Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, inayetiyle hürriyetlerine kavuşurlar. İçeride ya da dışarıda maddi manevi her türlü hürriyete, ihsana ihtiyacımız var. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem programa katıldınız hem böyle güzellikleri paylaştınız. Umut oldunuz bize de ve yeni insanlara, yeni ekiplere yapabilecekleri bir işin rehberliğini gösterdiniz. İnşallah farklı sektörlerde de böyle güzel grup çalışmaları olur. Rehabilitasyona zemin hazırlar. Bizim için de iyi bir konu ve konuk olur. Yani paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hocam. Ben teşekkür ediyorum Kemal abi böyle bir fırsatı sunduğunuz için, empati duyurduğunuz için, empatiye sesi olduğunuz için. Yeniden buradan söylüyorum, resim çizmek isteyen ben de varım, ben de sesinize ses olmak istiyorum, mağduriyetleri ben de resmin evrensel diliyle dile getirmek istiyorum diyen kişiler bana Instagram adresinden, ressamın aynasından, DM'den ulaşırlarsa ben de elimden geldiğince yardımcı olup gruba katmaya, atölyeye koymaya İnşallah yardımcı olurum. İnşallah. Başarılarınızı alkışlamaya devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun Hatice Hocam. Size ve empati grubundaki bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Gün bugün olarak, Raindrops olarak arkanızdayız. Enerjiniz enerjimiz, heyecanınız heyecanımız. Allah yolunuzu açık etsin. Selametle. Allah razı olsun. Değerli dostlar, sevgili seyirciler, gün bugün, bugün çok değerli misafirleri ağırladı. Konseptinde yurt dışına çıkmış değerli bir öğretmenimizin gittiği yerdeki o enerjisini bir resim öğretmeni olarak etrafında toplanan yeni insanlarla nasıl bir halka oluşturduğunu, nasıl bir enerji ürettiğini, elektrik ürettiğini gördük. Yapılabilir bir şey demek ki. Yeter ki ümitsiz olmayalım. Ye söyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sımsıkı sarıl bak ne olursun diyor Akif. İşte bu kıymetli hocam öyle bir azimle yolculuğuna devam ediyor. Biz de yolculuğumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve bir başka konukla huzurunuzda olacağız. Görüşünceye dek sağlıcakla kalın efendim.